İlk chat raporunu okuduğumda şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Haritalar değiştirilmemişti. Balıkesir üzerinde bir chat raporuydu. Yani o derece ki artık tenezzül bir etmiyorlar ve bakanlık da bunları olumlu şekilde karar veriyor. Bu kadar kolay aslında bizim hayatlarımızı etkilemek, okul suçunu işlemek, işletmeye izin vermek. Yani mesela bir örnek daha vereyim. Muğla Ilbara Dağı'nda yaşanmış. Çet olumlu kararı alınır. Çet olumlu, gerekli değildir kararı alınır diye böyle bir ilan. Yine bu ilandan sonra çet firmasının sahibi aynı zamanda maden ruhsatı alan kişiyle aynı çıkıyor. Şeydi, Balıkesir Burhaniye'de koza altın madeni işletmeciliğin şeydi, çet başvurusuydu. Çet madde 16'dan karar alacaklar. Yani chat gerekli veya gerekli değil. Yani halkın katılım toplantısı yapılmayan bir chat süreciydi. Ona rağmen haritalar şeydi. Aynı zamanda o sıra İzmir Ödemiş'te de bir chat süreci vardı. İzmir'in haritası Balıkesir chat raporundaydı. Doğa artık doğa değil, bir meta. Meta olmuş, bir değişim aracı olmuş. Yani bir kar hırsını elde eden şirketlerin para elde etme aracı. Yani bizim gibi bir üretim aracı gibi veya sürdürmeye çalıştığımız bir araç değil onlar için. Bugün yok ediyorlar, yarın yok olması onlar için önemli. Yani doğa bir kapitalist sistemi çarkında bir malzeme olarak dönüştü aslında. Hani işte burada ekersin, Nadas'a bırakırsın, bizim gibi bakarsın. Artık öyle bir süreç değil. Doğa aslında yok edilmeye mahkum şu an. Aslında chat dediğimiz şey çevresel etki değerlendirme raporu şu şekilde işte ana kısmı biz chat başvurusu alınır. Ben burada bir işletme açacağım, bunları yapacağım gibisine ve etkileri şunlar olacak, şuraları etkileyecek gibisine başvuru alınır. Daha sonrasında süreç başlar. İşte, halkın görüşü alınır birkaç defa alınır süreç içinde. Ondan sonra savunmalar olur karşılıklı olarak. Süreç bu şekilde ilerler. Daha sonra çet olumlu veya olumsuz karar alınır. Ama şimdi bakanlığın daha çok istatistik olarak baktığımız zaman çet gerekli değil kararını verdiğini görüyoruz. Çet gerekli değil kararı da 25 dönümden az arsalar için ve ekikliğe tabi olmayan yerler için de açılacak işletmeler için. Yani bu aslında bunun süreci de şu şekilde. Yine bakanlık chat raporunu alıyor ve bir kurulu kuruyor, değerlendiriyor kendi içinde. Ama bu sefer halka sormuyor. Aslında şöyle bir şey sormak gerekiyor. Chat olumlu kararının sürecinde aynı süreç başlarken, aynı nedenlerin sonuçları doğuracak bir süreç başlarken atıyorum 30 dönüm. Diğerinde 25 dönüm altında olmasının olan yerde farklı bir işlem yapmayacaklar. Farklı sonuç doğurmayacak. Yani burada çok fazla kaçılıyor. Aslında bunu şunu da eklemek istiyorum. Uzun zamandır aklımda olan bir şey. Tek vatandaştan kaçırılmıyor. Yani ulus devlet bu kısımdan bakarsak tek yurttaştan kaçırılmıyor. Aynı zamanda chat süreçlerinin ve sonuçlarının ekokrom suçunun sonuçları arasında sınır aşan sonuçlar da var. Yani burada Türkiye taraf değil ama Espo Sözleşmesi dediğimiz sınır aşan chat süreci, chat etki değerlendirme süreci sözleşmesini daha öne çıkarmalıyız. Belki Türkiye'de kamu yaratıp bunun imzalanmasını gerek harekete geçirmeliyiz. Çünkü mesela örneğin İliç örneğinde tamam belki bakanlığa göre, raporlarına göre suya karışmadı. Ama balıkların öldüğünü görüyoruz. Bu süreç demek ki bir aşağıya doğru inecek. Diğer bölgelere doğru inecek. Daha sonra ne bileyim yani Balıkesir'de Tumat Altın Madeni var. Madde Dağı'nın tepesinde. Ve biz köy oranın yerlisi olarak Midilli'lerle Lesbos Adası'ndakilere deriz ki Midilli'nin suyu Kalamandra'dan gelir. Kaz Dağları'ndan gelir. Yani orada yapılan bir faaliyet aynı zamanda başka bir ülkede sonuçta oluyor.